dedim, çekemiyorum o. Gözlerimde sevda saklı, dökem dedim, dökemiyorum o. Güneşi bağlasam maya, seyreylesem doya doya. Gönül hazır tutuşmaya, yakam dedim, yakamıyorum o. Güneşi bağlasam maya, seyreylesem doya doya. Gönül hazır tutuşmaya, yakam dedim, yakamıyorum. Kemal, ne oldu? Cincir kesti, mühim değil. Mühim olmaz olur mu hiç? Kanamayı durdurmak lazım. Hem derin mi bir bakalım. Belki tampon yaparız. Zahmet olacak size. Yok canım, ne zahmeti? Gel hadi. Nasıl oldu bu? Kaza işte. Ağzın da pek sıkı. Seninle sohbet etmek için ne yapmak lazım bilmiyorum. Ben kendime bir yol çizdim. Benim yolumda sana yer yok. Sen de kendine bir yol çiz. Biliyor musun onu? İnsan sevdiğinden duymak istediği sözleri başkasından duyunca bir tuhaf oluyor. Yüreğine bıçak saplanıyor, öfkesi bileniyor sanki. Neden beni sevmiyor diye. Ne diyorsun sen kızım? Ne oldu sana böyle? Yok bir şey ana. Kimden bahsediyorsun? Güllü, bir hal var sende. Senin gönlünde biri var ama ne vakittir geziliyorsun benden. Söyle anana bir kızım. Kimdir seni böyle üzen? Serap Hanım, Kemal Bey sizi görmek istiyor. Kemal mi? Ne? Ne işi var burada? Niye gelmiş? Bilmiyorum. Peki, çağır gelsen. Sen Ali'yi yatırın. Ne işin var senin burada? Neden geldin? Hangi yüzle? Seninle konuşmak için geldim Güllü. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Kemal. Git buradan. Söyleyeceklerimi dinlemek zorundasın. Ben hiçbir şeye mecbur değilim. Bu sefer beni dinleyeceksin Güllü. Bu sefer beni dinleyeceksin. Ben sana hiç yalan söylemedim. Aramızda geçenlerin hepsi gerçekti. Sana söylediğim her şey gerçekti. Aramızda hiçbir şey geçmedi. Anladın mı? Harbe gidiyorsun diye acıyıp gelmiştim Gara. Benimkisi sadece eski bir heves. Söylediğin sözlerin hiçbir kıymeti yok. Şimdi defol git buradan. Bir daha da bana dokunmaya kalkma. Bana olan öfken yüzünden masum insanların canı yanacak Güllü. Yol yakınken vazgeç toprak meselesinden.
Aramızdaki mesele yüzünden insanların ocağı sönmesin. Sen kendini ne sanıyorsun Kemal? Sana olan öfkem yüzünden mi aldım ben o toprakları? Öyle olduğunu sen de biliyorsun. Kendini ne kadar mühim sanıyorsun sen? Merak etme. Sana olan kızgınlığımdan böyle bir şeye kalkışmam ben. Yine oyun oynuyorsun Güllü. Beni üzmek, benden intikam almak için şimdi bunu mu deniyorsun ha? İnsanları köylerinden, topraklarından attırmayı mı? Ben oyun oynamıyorum Kemal. Ama sen oyun oynamayı iyi becerirsin değil mi? Şimdi defol git buradan. Daha önce de bana olan öfken yüzünden gidip Muzaffer'le evlendin. Şimdi de bunu yapıyorsun. Dönüş olmayan bir yola giriyorsun Güllü. Asıl sen girdin o yola. Bana söylediğin yalanlarla. Yalan değildi Allah'ın belası. Yalan değildi. Neydi o zaman? Yalan değildi. Söylesene neydi? Anlattın mı karına birine söptüğünü? Söyledin mi ha? Söylemedim. Söylemeyeceğim de. Asla da bilmeyecek. Halide'ye dönmek zorundayım. Başka çarem yok. Defol git. Bıktım senin yalanlarından. Defol git. Hanımım, bir sıkıntım var. O köylülere söyle. Onları yarına kadar mühlet. Ya teklifimi kabul ederler... ...ya kimsenin gözünün yaşına bakma. Yasin Ağa. Çıkar bu adamı buradan. Nerede kaldın Kemal? Çok merak ettim seni. Şey mi oldu? Bizim köyün de içinde bulunduğu arazi satılmış. Öyle mi? Kim satın almış peki? Serap. Serap mı? Tarlalardaki her şeyi söktürüp pamuk ekecekmiş. Köydekiler de ırgatlık yapacakmış. Kabul etmeyen defolup gidecekmiş. Bu kadın iyice zıvanadan çıktı. Peki köylüler bu duruma ne diyor? Anam direnmekte kararlı ama diğerlerinin ne yapacağı belli olmaz. Ben ne yapabilirim senin için? Halde sen istersen bir süre burada kal. Hem sağlığın için böylesi daha uygun. Ben ortalık yatışana kadar köyde anamın yanında kalsam iyi olacak. Peki ne yapmak niyetindesin? Bu meseleyle bizzat ben ilgileneceğim. Ben de o köyde doğdum. O topraklarda büyüdüm. Hiçbir şey yapmadan durup dururken... Anamın evinden toprağından atılmasına müsaade edemem. Herkesin kendi toprağında ırgatlık etmesine seyirci kalamam. Elbette kalamazsın. Birilerinin o kadına dilediği gibi at koşturamayacağını göstermesi lazım. Git ve ne yapmak gerekiyorsa onu yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.